ateistler Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığını iddia ediyorlar. Bu yüzden onlara soruyoruz. Hazreti Peygamber'in bu ayeti söylemesinin nedeni nedir? Biz toprağın onlardan neleri alıp götürdüğünü kesinlikle biliyoruz. Yanımızda bilgilerin kaydedildiği evraklar vardır. Neden bunu söylemesiyle Kur'an'ı indirenin peygamber olduğu iddia ediyorlar ve bu ayette onlara hitap etmesinden nasıl faydalanacaklar? Eskiden yaygın olan görüş, insanların cesedinin çürüdüğü, öyle ki toprağa ve kemiğe dönüştüğü inancıydı. Ancak yeni bilimsel araştırmalar bu süreci düşündüğümüzden daha karmaşık buldu. Ölüleri çevreleyen toprağın ölülerin bedeniyle etkileşime girdiğini ve ölülerin bedenlerinde özel bir bakteri var ettiği Colorado Üniversitesi bilim adamlar 2015'in Aralık ayının 10'unda tespit etti. Yerdeki topraktan ötürü çok sayıda bakteri vücutta beslenmeye başlar. Amonyak bakımından zengin birkaç madde vücuttan salınır. Böylece vücudun etrafındaki toprağın bileşimi değişir. Böylece bilim adamları topraktaki azot ve asit oranını ölçerek vücudun yerlerini keşfedebilir. Bilimsel çalışma, bakteri kalitesinin vücut çürümesi esnasında günden güne değiştiği göstermiştir. Vücudun etrafındaki toprağın bileşimi de değişir. Bu nedenle ölüleri çevreleyen toprak çok büyük operasyonlar gerçekleştirir. Her saniye vücuttan zarar verici bir şekilde bir şey alır ve vücuttaki elementler sürekli azalmaktadır. Bu süreç yeme veya yutma süreci değildir. Aksine bu muazzam bir süreçtir. Her an durmadan gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar vardır. Burada Kur'an'da bedenlerin imha edilme şeklini ifade eden terimin büyüklüğünün farkına varıyoruz. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Biz toprağın onlardan neleri alıp götürdüğünü kesinlikle biliyoruz. Yanımızda bilgilerin kaydedildiği evraklar vardır." Ateistler Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığını iddia ediyorlar. Bu yüzden onlara soruyoruz. Hazreti Peygamber'in bu ayeti söylemesinin nedeni nedir? Biz toprağın onlardan neleri alıp götürdüğünü kesinlikle biliyoruz. Yanımızda bilgilerin kaydedildiği evraklar vardır. Neden bunu söylemesiyle Kur'an'ı indirenin peygamber olduğu iddia ediyorlar ve bu ayette onlara hitap etmesinden nasıl faydalanacaklar? Eskiden yaygın olan görüş, insanların cesedinin çürüdüğü, öyle ki toprağa ve kemiğe dönüştüğü inancıydı. Ancak yeni bilimsel araştırmalar bu süreci düşündüğümüzden daha karmaşık buldu. Ölüleri çevreleyen toprağın ölülerin bedeniyle etkileşime girdiğini ve ölülerin bedenlerinde özel bir bakteri var ettiği Colorado Üniversitesi bilim adamlar 2015'in Aralık ayının 10'unda tespit etti. Yerdeki topraktan ötürü çok sayıda bakteri vücutta beslenmeye başlar. Amonyak bakımından zengin birkaç madde vücuttan salınır. Böylece vücudun etrafındaki toprağın bileşimi değişir. Böylece bilim adamları topraktaki azot ve asit oranını ölçerek vücudun yerlerini keşfedebilir. Bilimsel çalışma, bakteri kalitesinin vücut çürümesi esnasında günden güne değiştiği göstermiştir. Vücudun etrafındaki toprağın bileşimi de değişir. Bu nedenle ölüleri çevreleyen toprak çok büyük operasyonlar gerçekleştirir. Her saniye vücuttan zarar verici bir şekilde bir şey alır ve vücuttaki elementler sürekli azalmaktadır. Bu süreç yeme veya yutma süreci değildir. Aksine bu muazzam bir süreçtir. Her an durmadan gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar vardır. Burada Kur'an'da bedenlerin imha edilme şeklini ifade eden terimin büyüklüğünün farkına varıyoruz. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Biz toprağın onlardan neleri alıp götürdüğünü kesinlikle biliyoruz. Yanımızda bilgilerin kaydedildiği evraklar vardır." Bizi desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.